kıdem tazminatımıza göz diktiler. Yaşasın sınıf dayanışması! Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkum edilemez. Türk İş 81 ilde alanlara indi. Köle işçilik olarak adlandırdığı esnek çalışma modelinden vazgeçilmesi için hükümete çağrı yaptı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen yeni istihdam paketindeki esnek çalışma modeline işçi cephesi karşı çıktı. 43 maddelik kanun teklifinde 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için esnek çalışmanın bir türü olan ve kıdem tazminatını ortadan kaldıran belirli süreli iş sözleşmesinin uygulanması hedeflendi. Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş, Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı açıklama yaptı. Kıdem tazminatını tırpanlayan esnek çalışma planlarına tepki gösterdi. İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. İşçiyi ölüme gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilemez. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekileri istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenleme sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. Ülke ekonomisi ve işçiler kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Emek cephesi kanun teklifindeki esnek çalışma modelinden vazgeçilmesi için hükümete çağrı yaptı. Teklifin ilgili maddesinin çekilmemesi halinde işçinin yanıtının mücadele olacağı ilan edildi. Söz konusu düzenleme işçiyi ölümü gösterip sıtmaya razı etmek meselesidir. Bugün rüzgar eken yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir. Mücadele. İrade kazanacağız. Sosyal diyaloğun için boşaltılarak iş barışı sağlanamaz. İşçiler için bir infazdır. Ne oluyor? Bu kölelik oluyor. Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği de yurt genelinde açıklama yapan işçileri yalnız bırakmadı. Komisyondan geçen yasa Türkiye'deki çalışma hayatına büyük bir darbe vuracak. Part-time işçiliğin yaygınlaştırılması demek en başta maddi anlamda gençlerin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması demek. Çünkü esas bu yaşlar bizim yaşlarımız, bir hayat kurmaya başladığımız, bir düzen kurmaya başladığımız bir dönem. Türkiye şu an emperyalist cenderenin altında bir mücadele içerisinde. İç cepheyi sağlam tutacağız. Üretim devrimini kurmak da büyük bir görevimiz. Bunu Türk emekçisiyle, Türk işvereniyle hep birlikte öreceğiz. Yasa tasarısı toplam olarak hem vatan savaşı siyasetlerinin hem üretim devrimi programının karşısında bir yerde konumlanmıştır. Lütfen bu yanlıştan dönelim. Derhal